Geçen sezon Fenerbahçe'nin başına gelen bir revizyona gidelim dendi. Eldeki bir anda değerli olarak addedilebilecek 16 oyuncu Giuliano, yani. Josef de Souza, yani biz önceki sezonun kadro iskeletini devre arası Fenerbahçe 16 oyuncu. 16 transfer yaptı ve 16'da açıkçası şimdi de oynayanları göz önüne alırsak, şimdi bu sezon transfer sezonu başarılı. Geçen iki transfer sezonunda çok başarısız bir transfer dönemi ve Fenerbahçe'nin yani sahaya çıkacak sakatları da olmasa bir 11 belirlemekte çok zorlanıyordu Fenerbahçe. Bir kadrosu yoktu. Beşiktaş'ınsa sakatlıklar dolayısıyla yaşadığı çok ciddi bir kriz var. Ama herkes sağlıklı olsa Beşiktaş'ın belki şampiyon değil ama zirveye oynayabilecek bir kadrosu. Kadro kimyası da çok dengesiz değil. Yani Burak'ın yine sağlıklı olduğunu, defans hattının Victor Ruiz'le Domagoj Vida'nın olduğunu, orta sahada Atiba'sıyla... Yani Burak demişken mesela, son durumu bilmiyorum, Övünç'le bugün konuşmadım ama ya Braga maçını kesin kaçırır da Beşiktaş maçını da kaçırabilir. Mesela. Beşiktaş'ın kadrosunda bir yani bence, derinlik problemi de yok değil. Şöyle mesela Burak özelinde söylemek istiyorum. Yani milli maçlarda da izledim. Öncesinde de her an sakatlanabilecekmiş görüntüsü vardı, biliyor musun? Yani vücut dengesini sağlayamadı. İşte o dizini esnedi. Hangi maçta hatırlamıyorum. Evet. Eyvah gitti dedik. Kalktı, devam etti. Evet. 4-4-2'ye döndü Beşiktaş. Farklı bir sistemle sahaya çıktı ama. 4-4-2 gibi oynamadı. 4-2-4 gibi oynadı bu arada. Onu evet, da söyleyeyim. O yani. Oyuncularla öyle oynanır. Evet. Yani oyuncu, yani Lens'in geri dönüşü olmadığı için, Güven Yalçı bir dörtlünün sol kanadı olmadığı için öyle bir hal aldı. 6 tane savunmacı, yani 4 tane forvet. Yani Atiba'yla da Ernen'in istediği kadar çok iyi futbolcular ikisi de. Elneni Premier Lig seviyesinde ama yapabilecekleri belli olan oyuncular. Dolayısıyla Beşiktaş topu aldı. 3 maç ceza aldı zaten. Kaçıncı maçını oynuyor? Yani o pozisyon için süreklilik bakidinden sonra Enzonzi eleştiriliyordu. Sürekli oynuyor. Şimdi Galatasaray'ın vazgeçilmez parçalarından biri gibi duruyor. Çünkü rahatlatıyor, öğreniyor yani. Yanındakini öğreniyor, öbürünün alışkanlığını öğreniyor. Ne zaman, nerede top alacağını daha kesinlikle yapıyor. Yani o da bir zaman işi.